İyi akşamlar herkese. Telaffuz dersinin 3. videosundan. Bu hafta geçen haftaki yapıda aslında bir kısmen baktığımız ama fazla örnek yapmadığımız yine çok önemli bir kelime, bir harf grubu onu göreceğiz. Şimdi geçen hafta ne yapmıştık? Mesela ne demiştik? Düşünce nasıl diyoruz? Düşünce. İdey. İdey. Burada iki E harfiyle olanlar E diye okunuyor. Mesela ne olsun? Siz söyleyin. Hey. T olsun. Şimdi E-L olunca, şu şekilde olunca mesela ear şu kelime bu kelimenin o zaman da örneğini yapmıştık. Bunu nasıl okuyoruz? Yırt. Bu ear yani onur demek. Yani aslında burada da iki tane e var. Normalde bunu air diye de okunur diye düşünebilirsiniz ki bu şekilde çok hatalar yapılıyor. Ama bu er harfi bunu bir bütün olarak görüyorsunuz. Üçü birbirine yapışmış olarak görüyorsunuz ve burası ear diye okunuyor. Ear. Dolayısıyla şu kelimede nasıl okunur? İlk kelimesi Yırt. ears, birinci ears. Veya şu kelime Yırttı. ears'te. Evet, şimdi buradan örnekler yapacağız. Arada sizi şey yapmak için, hızlandırmak için eski şeyden de örnekler yapacağım. Öğreniyorum diyelim. Öğreniyorum. İkler. Evet, ilk hatamızı yaptık. Güzel. Düzeltelim. Layer. Eren. Yok, bakın. Layer değil. Burada E sesi artık yok. Burada ear. Ear sesi var. Şimdi şu kelimeyi esas alın. Şu kelime zaten bütün halde yani şuradaki 3 tane harf grubu bir kelime. Bu onur demek. Tamamen bunun okunuşu ear. Ear. Siz bu kelimeyi, bu harf üçlemesini gördüğünüzde ear diyeceksiniz. Dolayısıyla burada da lear diyeceksiniz. Orada e sesi yok. İkler. Lear. Evet. Lear. Mesela okuyorum diyelim. Öğrenim görüyorum diyelim. Studier. Studier. Bakın studier. Buy diyelim. Buy. Here. O da var. Şu da here. 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 Hava diyelim. Where? Here. Öğrenci diyelim. Student. Başka şunu diyelim. Lira. Learling. Lira. Learling. Learning. Learning. Learling. Learling. Lear. Bakın learling. Learning. Learning. Tepki veriyorum diyelim. Yani bir şeye cevap veriyorum. İlk hani reaksiyon gösteriyorum. Reaksi. İlk rea okuyalım. İlk Hayır. reahir. İlk reahir. İlk reahir. Ben ısmarlıyorum diyelim. Ben ısmarlıyorum. Bir yerdesiniz. Veya bazen çocuklar okulda mesela bir şey götürür. Kendi doğum günlerinde mesela çocuklar okula bir dondurma götürür. Ona traktatsi denir. Traktatsi. Onun da fiil hali ilk traktir. Bir şeyi siz parasını ödeyeceğinizde bir ödersiniz. Not alıyorum diyelim. Noterin. Yani o v notieren dersiniz. Yani çoğulda kullanırsanız o şu halde ama tek diyecekseniz Notir. ilk notier. Orada bir arada bir y harfi var. Hani Türkçe olarak yazarsanız arada bir sanki y harfi varmış gibi düşüneceksiniz. Şu nedir? Diyor. Beer.
Ondan sonra daha fazla veya göl. Mir. Hetmir veya mir Mir. veya atıyorum işte şuraya Nohmir diyelim de en azından bunun şey olsun. Ya ben bunu mesela çok yerde Meyer diye okunduğunu söylendiğini duyuyorum. Meyer gibi. Şey yapıyorum de yani şey deyin. Bunu çok takdir ediyorum deyin. Takdir etmek. Bu önemli bir fiil bu. Bir şeyin kıymetini biliyorum gibi yani. İlk şimdi zaten şu kelime var de kelimesi kıymet demek, değer demek. Bunun da fiil hali bu tür şeylerde hep olduğu gibi İk vardır. bir daha okuyalım. Şimdi yazdığım şeye göre. İk vardır. Bakın şu Vardır. vardır, Vardır. vardır. Yine aynen hepsi aynı. Vardır. Şu harf de V okunuyor. F okunmuyor. İk vardır. Sıra ilk vardır ye hülp gibi. Defa diyelim. Defa. Ears de Here. Here. care. Mesela bu care diye okunduğunu çok duyuyorum. Ears de care. Çok önemli diyelim. Çok önemli. Bu nasıl okunur? Here. Dear Belangreich gibi mesela. Bunun en çok kullanıldığı şey budur. Sıfat budur. Dear. Erich Tabii o Blangreich. da olur. Bu ama hani zir böyle zir zarfı çok fazla sıfatla kullanılmaz. Mesela zir lök duymazsınız yani pek ama zir belangrek. Şey diyelim çok enfes diyelim çok lezzetli. Here. Bakın here look. Şey diyelim dürüst. Here. Here güzel. Bir şeyi zorlamak. Okuyalım. Force here. Force het need zorlama. Bir şeyi bağışlamak mesela kan bağışı yapmak, para bağışı yapmak. Mesela donatsi yapmak. Bunun isim hali donatsi. Bağış demek. Donir. Donier. 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 Bunun gibi yüzlerce fiil var. İsimden fiil olmuş. Mesela advice vermek, tavsiye vermek. Advis. Atmosfer. Artificier. Buradaki de V harfini F okuyoruz zaten. Artificier. Artificier. Bay diyelim. Bay. Bay. Mesela bay. Here. Okuyalım. Menir. Ya Minier. menir. Minier. Minier. Bazen menier de geçiyor ama genelde minier. Park etmek diyelim. Parkir. Parkirin veya ben park ediyorum diyeceğim de. İlk parkir. Big Park Here. Çok öğretici diyelim. Çok öğretici. Nasıl buldunuz? What Fonji Erfan? Liyirzam. Evet, Lirzam. Kabul etmek bir şeyi. Akseptir. Acceptier. Bir şeyi motive etmek. Motive. Motivier. Yani ilk motivir andırın. Mesela başkalarını motive ediyor. İlk motivir har. Onu motive ediyorum gibi yani. Yani bu namada bu tek başına bu şekilde bu bir kelime değil. Bu ancak burada başında bunun ilk olduğunda olur mesela. Hocam burada motivir mi motivir mi? Motivir. Yapmak. Yani bu kelimede daha çok V sesini duyarsınız. Bu da Evet. muhtemelen İngilizceden geçtiği için mi? Bazıları böyle oluyor ya istisna. Motiv. Evet. Düzeltmek. Düzeltmek. Corrector Corrigere. Corrigere. Yani aynen correct'in bu şekilde biraz arada için. bir harf şey olmuş, kaynamış. Corrigere. Bir şeyi sunmak, sunum yapmak, prezente etmek. Presentir. Presentier. Bakın hepsi aynı. Bir şeyi şey yapmak, yönetmek. Mesela bir aplikasyonu yönetmek mesela Manager, manager. Ne? bir
Behir. Bu genelde bu teknik alanda duyarsınız bu konuyu. Sonra şöyle bir meşhur bir Hollanda'nın şeyi vardır, ressamı vardır. Okuyalım. Hollanda'nın Fermi. Vermeer. 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 Konsantre olmak. Konsantre. Tir. Tir. No. Bir saniye arkadaşlar, Konsantre. burada bir Konsantre. özür, bir saniye. Evet, bu konsantriyer. Mesela normalde ich kann nicht konsantrieren dersiniz. Konsantre olamıyorum. Veya ich konsantriere heil gut. Çok iyi konsantre oluyorum. Geniş zamanda kullanınca. Koordine etmek, mesela sorarlar ne yapıyorsun? İşte şunları, işleri koordine ediyorum, projeleri koordine ediyorum. Koordinasyon. Koordinir. Koordineer. Bir Koordinir. şeyi böyle ayırmak, böyle şey yapmak, kısımlara ayırmak, Değil. tasnif etmek. Değil. Nasıl Söyleyelim. sorti. Sorti. Sortier. İhraç etmek. İthal etmek, exportier, importier, tamir etmek, Reparasi. Reparir. reparasi, tabii onun isim hali, bu reparier, pardon reparier. Bir şey bilgilendirmek, bu çok daha fazla kullanılır diğerlerinden, bilgilendirmek, informatie aslında. Informier. Informier. Bir saniye arkadaşlar. Evet, informier. Bir şeyi uygulamak. Bu biraz daha zordur. Implementier. Ama bu da bilirseniz iyi olur. Bir şeyi rezerve etmek, ayırmak. Reservier. Mesela senin için bunu rezerve ediyorum diyeceksin mesela Markplatz'ta. Reservier. Rezerve it for Koryan. you. Koryan. Şey yapmak, böyle biraz taklit etmek. İmitasyon yapmak, yani aslında bizim bildiğimiz ilk İmiterin. imitier. İmiter. İlk imitier. İmiter. Bir şeyi aktive etmek. Aktivir. 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 İmprovizasyon yapmak, yani böyle nasıl denir Türkçesi? Yani hazırlık yapmadan böyle şey yapmak, konuşmak gibi. Improvize, bilmiyorum bu kelimeyi biliyor musunuz da, improvizasyon. Doğaçlama gibi bir şey mi hocam? İmprovize. Aynen, doğaçlama demek bu kelime. Evet. İlk improvizier. Well eat. Bir şeyler şey yaparım. İlham vermek. İspirin, Inspire. İspirin, ya, Inspire. Şimdi bakın, şimdi İspirin. bunlar, sadece bu şekilde düşünmeyin bunu. Mesela bunu siz ikinci, üçüncü tekil şahıslarda düşününce ne yapıyorsunuz? Bu mesela nasıl diyoruz? Mesela Z diyelim. O ne yapıyor olur? O ilham veriyor. İspirin, İspirin, ya. Inspired. Aslında şu yukarıdakilerin hepsini, mesela şunu diyelim. Mesela işte hey coordinated. Coordinated. Bakın bir şey, ses değişmiyor. Hey presented, hey corrigeert, hey fuck. Sonra hey corrigeert need, o beni hiç düzeltmiyor. Tal beni hiç düzeltmiyor. Hey corrigeert me nooit mesela gibi. Yani bunu sadece birinci şahıs olarak düşünmeyin. Organize etmek. Organize ziyaret. Organize. Şuradaki sesi şey, H olarak okuyoruz. Organize. Organize.
Organize, güzel. Kontrol etmek diyelim. Kontrolier. Kontrolier. Controller. Yine yanlış mı yazdım? Kontrol. Şurada ikiye var. Controller. Teftiş yapmak. İnspeksi yapmak yani. Inspektir. 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 Aslında bu kelimelerin hepsini aslında biliyorsunuz. Bildiğiniz kelimeler. Bunları muhtemelen bu şekilde fiil olarak kullanmazdınız. Hani ileri seviye değilseniz. Ama aslında hepsini hani şu mantığı bildikten sonra siz de bunları aktivir yapabileceksiniz. Trafik diyelim. Trafik. Fakir. Bakın. Yan Bile. ferki. Bile. Duymadım dediğinizi. File. Ha, o trafik değil. O trafikteki kuyruğa deniyor. Perkir. Bu normalde ferkiyir. Yanlış. Yanlış, yanlış diyelim. Yanlış. Fight. Şu şekilde. Fakir. Ya. Ferkiyir. Fight. Bakın. Kiert. Ferkiyir. Şöyle bir isim gördünüz. Hollandaca. Bunu nasıl okursunuz? Fiat. Kiert. Terzi diyelim. Terzi. Clear marker. Clear. Clear markım. Sonra ben de bugün bu kelimeyi bulana kadar ben bu kelimeyi doğru okumazdım yani. Şimdi görünce ha bu clear mark okunur yani. Kabul etmek diyelim. Yukarıda gerçi o demiştik accept yeri. İtfaiye diyelim itfaiye. Brand beer. Brandwear. Dürüstlük diyelim. Yıllık. Şimdi bu da başka bir konu, başka bir dersin konusu olacak zaten. Mesela bu iyilik dürüst demek. Bu bir sıfat. Şimdi bu sıfattan bir de isim yapacağız. Yani dürüstlük yapacağız. Bunları nasıl yaparız? Right. Ha, şu height ekiyle yaparız. Mesela bu height ekiyle de bu height ekiyle kullanılan yine en az 200 tane çok kullanılan bir kelime şeyi var muhtemelen. Onları da çıkaracak. O da ayrı bir konu olacak. Earlik height. Bu height diye okunuyor. Height. Earlik height. Dürüstlük demek. Evet. Sanırım bu kadar benim listemde. Sizin var mı aklınıza gelen şeyler? Buraya En ekleyeceğim. başta ben bir şey söylemek istiyordum. Birinci sırada bir şey yazmıştınız. O kafama takıldı benim de. Ha. Bir Hangisi? bilirsek en baştakine hocam. Ha. Ha, şurası Either. Either düşünce demiştiniz galiba. Bu fikir de değil mi? Hud ideyden geliyor fikir. bu evet düşünce, ide, fikir aynı evet. İkisi de Bu. aynı mı oluyor? Evet yani düşünce demek, fikir demek aynı evet ideyi. Bir de ben sizin bugün bir dersinizi dinledim. Toplantı demiştiniz orada. Toplantı iki tane mi ismi var? Gerçi olabilir. Benim bildiğim toplantı Ferhadring. Evet. Siz farklı bir şey Offer, offer, offer link söylediniz. var. Offer link Beyefendi var. Komst demiştiniz bugün. Beyen Komst O kadar yanlış. çok, o kadar çok çok var ki mesela offer link var. Genel olarak peki çok özür dilerim sesiniz sözünüzü kesiyorum ama Estağfurullah. genel olarak daha çok Hollandalıların sık sık kullanmış olduğu peki nedir? Ferhadering var yani genelde Yani çoğunlukla bunu mu duyuyoruz? Ferhadering çok kullanılır. Meeting çok kullanılır. Beyenkomst çok kullanılır. Bakın bakıyoruz şimdi. Yani meeting ekranı görüyorsanız siz de en çok kullanılan düşünüyorum Ferhadering tabii en çok Ferhadering kullanılır. Offerleh de kullanılır. Ben çünkü duymamıştım sizin bu videoda dinlediğim toplantıyı dedim. Aa ben bunu daha önce duymamıştım. Evet. Çünkü toplantı deyince direkt aklıma Ferhadring geliyor ondan dolayı. Yani Beyenkomst dediğimiz böyle bir hani bir belli bir birimin toplantısı değil. Yani insanların mesela işte diyelim belediye belirli bir semtin sakinlerini topluyor, onları dinleyecek. Onların toplantısı bir araya gelişine Beyenkomst bir araya geliş demek aslında. Yani ama bu böyle organik bir şey yok orada.
Normal bir iş yerindeki takımın toplantısına Bayern Kompis denmiyor. Onlara Offerleht deniyor. O Offerleht de biraz istişare gibi. Böyle biraz konuları ele almak gibi. Offerleht. Offerlehen yapmak zaten. Onun fiil hali de var. Diğeri neydi? Diğeri de o fikir işte ideydi. Yani düşünceyi demiştiniz, düşünme demiştiniz. Benim düşünme deyince yani denken, dacht. Direkt bunu söylerdim ben açıkçası. İdeyi duyunca ya ideyi benim bildiğim fikirdir. Ama Düşünce dacht diye bir kelime yok ama. ya dacht yanlış telaffuz ettim. İk Ama işte denkliğe düşünüyor musun o bir gibi. fiil ama. O bir fiil. Siz onun isim haline ihtiyacınız var. Düşünce, fikir bunlar isim. O kelimelerin isim hali. İşte idey yani. Etis heinsilehti de kötü fikir değil. Hudi de iyi fikir. Ya Onun gibi. anladım. Teşekkür ederim. Bu ikisi kafama takılmıştı. Onu paylaşmak Rica istedim ederim. Memnun sizinle. oldum. Yardımcı Ben olabildiğim de öyle. konuda. Teşekkürler. Oldu. Yeni üçüncü de şey dördüncü dersimizde görüşmek üzere. Bakalım hangi kelime harf grubunu göreceğiz. Ben de merak ediyorum. İyi akşamlar size. İyi Hoşça kalın. akşamlar. İyi Teşekkür ederim. akşamlar hocam. İyi Sağ olun. akşamlar. Teşekkürler. Tamam. Hollanda'ya başarılar. Aynen başarılı. İzleyelim bakalım.